Arkadaşlar selamlar, geldik türevin çok önemli bir kısmına, artan azalanlık ekstremum noktalar konusuna. Bu konuda arkadaşlar ne yazık ki bazen konuyu öğrenirken tanımlardan uzak bir şekilde öğrenmeye çalıştığımız için çok fazla hataya düşebiliyoruz. Olabildiğince dilim döndüğünce doğrusunu kendimce öğrendiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Haydi çok uzatmadan ilk teste, ilk soruyla başlayalım. Fx eşittir x kare eksi 6x artı 4 fonksiyonun artan olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar karşımızda ne var? Bakın ikinci dereceden bir fonksiyon var. Bu fonksiyonun grafiğinin bir parabol adı aldığını biliyoruz, doğru mu? O halde biz bunun grafiğini şöyle, bakın kolları yukarı bakacak şekilde temsili olarak çizebiliriz. Tepe noktasının apsisi için ne söylenebilir? Eksi b bölü 2a'dan tepe noktasının apsisinin 3 olduğu söylenebilir, doğru mu? Şu an biz ne görüyoruz burada bakın? Eksi sonsuzdan artı 3'e kadar bu fonksiyon azalan bir grafik sergilerken, artı 3'ten artı sonsuza kadar fonksiyon artan bir grafik sergiliyor. Dolayısıyla artan olduğu en geniş aralık soruluyorsa o halde 3 sonsuz yarı kapalı aralığı diyebiliriz. Peki türev bunun neresinde? Evet, ikinci dereceden olduğu için ve biz bu ikinci dereceden fonksiyonların grafiklerini yani parabolleri çok iyi bildiğimiz için türeve ihtiyaç duymadan soruyu çözebildik. Ancak 3. 4. 5. derece olduğunda grafiği her zaman bu kadar rahat bir şekilde çizemeyeceğimiz için ne yapmamız lazım? Türevle de ilişkisini görmemiz lazım. Şimdi ne biliyoruz bakın arkadaşlar, bu x eşittir 3 apsisi noktada fonksiyon grafiğine çizilen teğet doğrusunun eğimi 0. Yani fonksiyonun bu apsisi noktadaki türevi 0. Dolayısıyla arkadaşlar biz ilk olarak f fonksiyonun türevinin kuralını bulmaya çalışalım. F türevi x eşittir 2x eksi 6 oldu. Peki bu ifade ne zaman 0 oluyor diye sorduğumuzda x'i ne buluyoruz? 3 buluyoruz. Ve sadece bir kökün, o da tek katlı kök olduğunu görüyoruz. O halde f türev fonksiyonu için şöyle bir ne yapmamız lazım arkadaşlar? Tablo oluşturmamız lazım. Bakın tabloyu oluşturalım. X eşittir 3'te 0 olduğunu biliyoruz. 3'ün sağ tarafında bakın baş katsayı pozitif. 3'ün sağ tarafında pozitif değerler alıyor. 3'ün sol tarafında ise negatif değerler alıyor. Kimler bunlar? F türevin değerleri. Peki o halde f türevden şimdi f fonksiyonu geçmek için biz ne biliyoruz arkadaşlar? Türev fonksiyonu negatif değer aldığı yerlerde f fonksiyonu, ana fonksiyon, azalan değerler alır. Türevin pozitif değer aldığı yerlerde de f fonksiyonu artan değerler alır. Ve işte bu azalıştan artışa geçtiğimiz şu noktada zaten ne olacak aslında, bizim yerel minimum noktamız olacak diğer sorularda. Bunu da kullanacağız. Şu an bize sadece artan olduğu aralık sorulmuş. Bakın artan olduğu aralık neresi arkadaşlar? X eşittir 3'ün sağ tarafı. O halde 3 sonsuz aralığı diyoruz. Cevap Ceyhan seçeneği diyoruz. Biraz anlatımı da diğer sorulara bırakalım. Her şeyi de burada anlatmayalım. Haydi geçelim ikinci soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik ikinci soruya. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlı olmak üzere fx eşittir x küp bölü 3 eksi x kare eksi 3 x artı 5 fonksiyonun azalan olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bunun grafiğini ilk sorudaki gibi öyle parabol grafiği olarak rahatça çizemiyoruz. O halde ne yapıyoruz arkadaşlar? Direkt türeve başvuruyoruz. Haydi ilk olarak fonksiyonumuzun türevini bir alalım. Fonksiyonun türevi ne eşit? 3x kare bölü 3 yani x kare eksi 2x eksi 3 olduğu. Peki türev ne zamanlar 0 değerine ulaşır acaba diyorum. Bakıyorum çarpanına ayırdım. X eksi 3 çarpı x artı 1'in 0 olması için x'in 3 veyahut da eksi 1 olması lazım diyoruz. O halde arkadaşlar f türev fonksiyonunun sıfırlarını yani köklerini bulduk. Kimlermiş? Birisi eksi 1, diğer kökünde artı 3 olduğunu gördük. İki kökünde nedir? Tek katlı olduğunu biliyoruz. O halde hemen bakalım f türev fonksiyonunun baş katsayısı neydi? Pozitifti. Yani eşitsizlik tablosunun en sağ tarafındaki x değerleri için f türev fonksiyonu pozitif değerler alacaktır. Daha sonra tek katlı köke çarptık, negatif değerlere döndük. Bir daha tek katlı köke çarptık, pozitif değerlere döndük. Süper. Şimdi bize ne lazım? Bize f fonksiyonu hakkında bilgiler lazım. F türev fonksiyonun pozitif değer aldığı yerlerde f fonksiyonu artan değerler alır. Negatif değer aldığı yerlerde f
fonksiyonu azalandır, türev pozitifse fonksiyon artandır dedik. Bize de ne sorulmuş bakın, azalan olduğu en geniş aralık, azalan olduğu yani şu bölge soruluyor. O halde eksi 1, 3 kapalı aralığı bizim için en geniş azalan olduğu aralıktır diyoruz. Evet, o halde bunu da hallettik. Haydi geçiyoruz 3. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 3. soruya. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlanmak üzere fx eşittir x küp artı 6x kare artı kx artı 2 fonksiyonu daima artan olduğuna göre k hangi aralıkta olmalıdır diye sorulmuş. Arkadaşlar bizim için önemli bir soru tipi. Şimdi bir kere bir fonksiyonun artanlığını azalanlığını inceleyebilmemiz için tabii ki de türevine başvurmamız gerekiyor. O halde f türev fonksiyonu bularak işe başlayalım. F türev fonksiyonu 3x kare artı 12x artı k olarak karşımıza çıktı. Peki. Şimdi bakınız dikkat. Bu fonksiyon daima artanmış. Şimdi fonksiyon daima artansa türev fonksiyonu için daima pozitif olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır, değil. Bakın arkadaşlar. Bu biraz mantık bağlaçlarının eksikliğinden kaynaklı. Nereden çıktı mantık şimdi? Mesela örneğin arkadaşlar P ise Q bağlacını hatırlayalım. Biz derslerde P ise Q bağlacına uygun bir cümle kurduğumuz zaman öğrenciler olarak sizler eğer ki bunu zihninizde yanlış yorumlayıp o zaman P'nin değili ise Q'nun değilidir veyahut da tam bunun karşıtını yorumlayıp yani o zaman Q ise P'dir gibi yorumladığınız zaman zihninizde bu tip yorumlara düştüğünüz zaman hataya düşüyorsunuz. Çünkü P ise Q önermesi ne P'nin değil ise Q'nun değiline ne de Q ise P'ye denk değildir. Mesela örneğin türevlenebilen bir fonksiyondan bahsedelim. Türevlenebilen bir fonksiyon için bizler derste size şu cümleyi kuruyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar bir aralıkta eğer ki fonksiyonun türevi pozitifse bakın pozitif ise fonksiyon orada artandır diyoruz. Şimdi sizler bunu o zaman genelleyip hemen o zaman fonksiyonun türevi pozitif değilse artan değildir diye yorumlarsanız olmaz. Veyahut da örneğin demek ki artan olması için türevin pozitif olması lazım diye yorumlarsanız olmaz. Dolayısıyla burada ince detaylara dikkat etmemiz lazım. Tanımları net bir şekilde öğrenmemiz lazım. Ne demek istiyorum? Şimdi bakın. Bu fonksiyonun daima artan olması için türevinin daima pozitif olma şartı yok. Bir fonksiyon artansa o aralıkta türev pozitiftir. Evet. Sonra türev bir noktada sıfır olup tekrardan fonksiyon artmaya devam edebilir. Türevin o sıfır olduğu noktada fonksiyonun artanlığına zarar gelmez. Nasıl gelmez? Aklına kim gelecek? Mesela y eşittir x küp fonksiyonu gelecek. Bakınız. Y eşittir x küp fonksiyonun grafiğini hatırlayalım. Y eşittir x küp fonksiyonu. Bir kere bu fonksiyon grafiğine de bakınca zaten görüyorsunuz. Daima artan mı? Daima artan. Ama bu fonksiyonun türevi daima pozitif mi arkadaşlar? Bakın y fonksiyonun türevini alalım hemen. Y fonksiyonun türevi neye eşittir? 3x kare eşittir, doğru mu? 3x kare fonksiyonu daima pozitif mi? Hayır. X'e 0 verdiğimde cevap ne gelir? 0 gelir. Peki türev 0 olduğu halde neden artanlığı ya da artanlığı etkilemedi? Çünkü türev fonksiyonu x eşittir 0 apsisi noktada çift katlı köke sahip. Yani türev fonksiyonu orada işaret değiştirmiyor. O yüzden biz aslında türevin 0 olmasından ziyade türev fonksiyonu işaret değiştirip değiştirmemesiyle ilgileniyoruz. Eğer ki türev fonksiyonu işaret değiştiriyorsa o noktada fonksiyon artandan azalışa veya da azalıştan artışa geçiyordur. Tabii ki türev yoksa orada başka durumlarda olabilir. Sıçrama, kopma vesaire varsa o konuları şu an konuşmuyoruz. Türevlenebildiği aralıktan bahsediyoruz. Türev fonksiyonu eğer ki işaret değiştiriyorsa ancak o halde fonksiyon artıştan azalışa ya da azalıştan artışa geçiyordur diyoruz. Dolayısıyla bu fonksiyonun daima artan olabilmesi için türev fonksiyonunun daima pozitif olma zorunluluğu yok. Türev fonksiyonu bazı noktalarda çift katlı köke de sahip olabilir. Zaten ikinci dereceden bir polinom çift katlı köke sadece bir defa eşit olabilir. Doğru mu? Bir defa sahip olabilir. O halde
O halde yani anlatmaya çalıştığımız 3x kare artı 12x artı k ifadesini sen daima sıfırdan büyük olarak kabul edersen, daima sıfırdan büyük olarak kabul edersen, o halde deltası için ne söylersin? Delta sıfırdan küçük olduğunu düşünürsün. Halbuki bu ifade sıfıra eşit de olabilir. Sadece negatif olmaması lazım. İşaret değiştirmemesi lazım. Negatif olursa çünkü azalışa geçecektir artık fonksiyon. O halde delta'nın sıfıra eşit olma durumu da var. O halde hemen deltasına bakalım arkadaşlar. B kare eksi 4ac yani 12'nin karesi 144 eksi 4 çarpı 3 çarpı k. Evet, bu ifadenin sıfırdan küçük veyahut da eşit olmasını istiyoruz. Buyurun. Her tarafı 12'ye bölsem 12 eksi k küçük eşit 0 geldi. Dolayısıyla k değerini arkadaşlar ne olması lazım? 12'den büyük veyahut da eşit olması lazım. Böylece cevabımız Edirne seçeneği. Neden 12 açık aralık değil kapalı aralık sorusunu sanıyorum böylece yanıtlamış olduk. Çünkü ben eminim ki bazı arkadaşlarımız sırf bunu dinlemek için gelecektir. Yani cevabın Edirne olduğundan emindir ama neden açık aralık verilmediğini özellikle öğrenmek istemiş olabilir. Tam da bu sebepten arkadaşlar çok çok dikkat ediyoruz. O halde haydi geçiyoruz 4. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 4. soruya. F fonksiyonu 0 sonsuz açık aralığından reel sayılara tanımlı olmak üzere yukarıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir denilmiş. Şimdi grafiğe baktığımız zaman neler görüyoruz? Bir kere daima negatif değer alan bir fonksiyon ve azalan bir fonksiyon. Peki f fonksiyonu bakalım ne diyor? Öncülerden hangileri doğrudur? F fonksiyonu 0 sonsuz aralığında tanımlı, negatif değerli. Evet bakın değerlerimizin hepsinin negatif olduğunu görüyoruz. Ve azalan bir fonksiyondur. Evet x'ler büyüdükçe ordinatlar gitgide ne oluyor? Azalıyor. Dolayısıyla birinci öncülün doğru olduğunu söylüyoruz. Peki ikinci öncüle baktığımız zaman f kare x fonksiyonu artandır diyor. Şimdi fonksiyon grafiği bilgisine dayanarak fx fonksiyonun grafiği buysa f kare x fonksiyonun grafiğinin şöyle bir ifade olması gerektiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla artan olduğunu söyleyebiliriz. Ancak belki de fonksiyon grafiği bilgimiz bu kadar yok. O halde biz bunu türevle de çözmeye çalışalım. Arkadaşlar f fonksiyona baktığımız zaman neler biliyoruz? Bakın x'ler pozitif değer alıyor, doğru mu? X'ler pozitif. Peki fx'ler yani görüntüler ise negatif değer alıyor. Bu arada fonksiyon azalan olduğu için türev için ne söylenebilir? Türev de yine negatiftir. Doğru mu? Peki şimdi biz f kare fonksiyonun artanlığını azalanlığını incelemek istiyorsak o halde bunun türevini almamız lazım. Türevini aldığımız zaman bakın karşımıza ne gelecek? 2 çarpı fx çarpı f türev x gelecek. Bakın fx nasıl değerler alıyordu? Negatif. F türev x nasıl değerler alıyordu? O da negatif. Negatif iki tane ifadenin çarpımının iki katı ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Dolayısıyla f kare fonksiyonun türevi pozitif geldi. Türevi pozitif geldiğine göre demek ki kendisi artandır diyoruz. İkinci öncül de doğrudur diyoruz. Geldik üçüncü öncüle. X çarpı fx fonksiyonunun artanlığından azalanlığından bahsediyor. O halde yine bunun da türevini almamız gerekecek. Çarpımın türevi var, buyurun. X'in türevi 1 çarpı ikincinin kendisi yani fx artı fx'in türevi çarpı x'in kendisi. Evet. Şimdi fx hakkında yani görüntüler hakkında ne olduğunu biliyorduk? Negatifti. Peki türevi neydi? Türevi de negatifti. X'ler nasıl değerlerdi? X'ler pozitif değerlerdi. F türevi x çarpı x yani negatifle pozitifin çarpımı negatif olur. Fx de negatifti. Negatif iki tane ifadenin toplamı ise yine negatif gelecektir. O halde evet x çarpı fx'in türevi de negatif geldi. Yani x çarpı fx fonksiyonu azalandır dedik. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 yani tüm öncüler doğrudur diyoruz. Cevabımız Edirne seçeneği diyerek geçiyoruz 5. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 5. soruya. Fx fonksiyonun kuralı parçalı olarak verilmiş. Bu fonksiyonun artan olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Haydi bakalım. O halde ne yapmamız lazım? F fonksiyonun bir türevini alalım arkadaşlar. Bir kere f fonksiyonun türevini alırken x eşittir 0'ın kritik nokta olduğunu biliyoruz. Peki x eşittir 0'da acaba türev var mı? Türevlenebilir mi bu fonksiyon? Bakalım. Bakın 0'daki sol limitin 0-2'den -2 olduğunu görüyoruz. 0'daki sağ limitin 0+2'den +2 olduğunu görüyoruz.
Dolayısıyla sıfırdaki sol ve sağ limitler birbirine eşit değil. Yani limit yok. Limit yoksa bu fonksiyonun x eşittir sıfırda türevlenebilme şansı zaten hiç yok. O halde sıfıra eşitlik ortadan kalktı. Türev fonksiyonu için, doğru mu? Peki sıfırdan küçükken x kare eksi 2'nin türevi nedir arkadaşlar? 2x'tir. Sıfırdan büyükken ise x artı 2'nin türevi nedir? O da 1'dir. Şimdi bakın, x'ler sıfırdan küçükse 2x'ler de yine, iki katları da yine sıfırdan küçük değil midir? Evet. Dolayısıyla negatif apsislerde türev daima ne geldi? Sıfırdan küçük, yani negatif geldi. Türev negatifse fonksiyon orada azalandır. O halde negatif apsislerde artan olduğumuz bir parça yok. Peki pozitif apsisler için ne biliyoruz? X'ler pozitifken türev daima 1 geldi. Yani türev daima pozitif geldi. Türevin pozitif olması fonksiyonun artan olduğu anlamına geliyor. O halde ne diyebiliriz arkadaşlar? Ne diyebiliriz? 0, 0 sonsuz aralığında, 0 sonsuz aralığında bu fonksiyon nedir? Artandır diyoruz. Bu fonksiyon artandır. Peki şimdi şıklara baktığımız zaman 0 kapalı aralığı var. 0'ı neden kapattı? Şimdi 0'da türev yok. Türev yok ama 0'ı kapattı. Neden kapattı? Arkadaşlar çünkü bizler bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu en geniş aralığı araştırırken aralığın uç noktaları da eğer ki tanımlıysa dahil etmeliyiz. Neden dahil etmeliyiz? Çünkü artanlık ya da azalanlık tek bir noktada incelenmez. Mesela size desem ki arkadaşlar 5 büyük bir sayı mı? Yani neye göre büyük bir sayı mı, değil mi? Bunu düşünmek lazım. Yani 3'e göre büyük bir sayı mı yoksa 8'e göre büyük bir sayı mı? Dolayısıyla tek başına bir noktada artan mı azalan mı gibi bir soru sorulamaz. O halde arkadaşlar tek başına bir nokta artanlık azalanlık açısından biraz etkisiz eleman olarak kabul edildiği için artan olduğu en geniş aralık soruluyorsa, o halde o x eşittir 0'ı da bu aralığa dahil etmemizin bir sakıncası yoktur diye düşünüyoruz. Ve en geniş aralık sorulduğu için hatta dahil etmek zorundayız diye düşünüyoruz. Çünkü eğer ki 0 sonsuz aralığı desek, evet 0 sonsuz da daima artan mı? Artan. Ama 0 kapalı sonsuz aralığında da artan. Yani 0 oraya dahil etsek de bir sakınca yok. Çünkü neden yok? Bakın sıfırın sağ tarafında bu fonksiyon nasıl değerler almış? Daha doğrusu nasıl değerler almıştan ziyade bu fonksiyon kuralına baktığımız zaman nasıl bir fonksiyon? Artan bir doğrusal fonksiyon. Doğru mu? Bakın grafiğini çizerken arkadaşlar sıfırdaki görüntü nerede? Sıfırda üst parçada tanımlayayım. Eksi 2 değerini almışım. Sıfırdan sonra y eşittir x artı 2 olarak davranmışım. Yani nereden devam ediyorum? Şuradan devam ediyorum. Şimdi burada sıfırı dahil eder miyiz etmez miyiz? Bir düşünelim. Evet, sıfır son sarında gerçekten gördüğümüz gibi artanız. Ancak sıfırdaki değer eksi 2 iken sıfırı geçer geçmez eksi 2'den çok daha büyük değerler almaya başlamışım. Dolayısıyla sıfırı da bu artanlığa dahil edebiliyorum. Ama ne zaman olmazdı? Mesela örneğin burası x kare eksi 2 değil de mesela x kare artı 8 olsaydı. Yani sıfıra eşitlikte bakın sıfır verdiğimde nereye gidecekti bu sefer? Eksi 2'ye değil de sıfır verdiğimde 8'e gidecekti. Şurada olacaktı. Doğru mu? Şimdi sıfırı dahil edebilir miydik? Hayır. Neden? Çünkü x eşittir sıfırdaki görüntü 8 iken sıfırın biraz sağına gittiğim zaman 8'den bayağı aşağı düşmüş oluyorum. Yani ne oldu orada? 8'den dibe doğru boyladık. Yani azalış yaşadık, doğru mu? Dolayısıyla o x eşittir 0'ı artan olduğu aralığa dahil edemezdik. O halde şu an böyle bir durum karşımızda olmadığı için apsisler büyüdükçe ordinatlar da büyüyor mu sorusuna x eşittir 0 apsisi de dahil olmak üzere 0 sonsuz kapalarında daima evet cevabını verebildiğimiz için ne cümle ama, o halde 0 kapalı sonsuz aralığında bu fonksiyon artandır diyoruz. Cevap Adana seçeneği diyoruz ve geçiyoruz 6. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 6. soruya. Aşağıda f fonksiyonun türevinin grafiği verilmiş. Buna göre f fonksiyonun artan olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Arkadaşlar bakınız, türev fonksiyonunun pozitif değerler aldığı aralıklarda f fonksiyonu zaten artandır. Sıfır değerine ulaştığı, ancak sıfır değerine çift katlı kök olarak ulaştığı, yani x eksenine teğet olduğu noktalarda da yine artanlık bozulmuyordu. Dolayısıyla o noktaları da artanlığa dahil ediyorduk.
O halde şimdi f türev fonksiyonuna bakalım. Bakın x eşittir eksi 4 apsisi noktadan itibaren, x eşittir eksi 4'ten itibaren hep bakın pozitif değerler almışım. Evet, şurada bir azalmışım ama hala pozitif değerler alıyorum sonuçta. X eşittir 3'te 0 oldum ama teğet oldum. X eksene teğet. Dolayısıyla artanlık bozulmadı. Fonksiyon artanlığı bozulmadı burada. Hala türev pozitif değerler aldığı için hala fonksiyon artan ta ki ne zamana kadar? X eşittir 5'e kadar. X eşittir 5'ten sonra artık türev negatif oluyor. Yani işaret değiştiriyor. O halde eksi 4, 5 kapalı aralığında bu fonksiyon türevi pozitif veya da sıfır değerine ulaştığı için, sonlu noktada sıfır değerine ulaştığı için burada ne diyeceğiz? Artandır diyeceğiz. Böylece cevabımız Denizli seçeneği olacak. Ama tabii ki de bu kadarcık çözüm benim içime sinmiyor biliyorsun ki. Biraz daha burayı açalım. Şimdi bir, f türev fonksiyonu istersen işaret tablosunu inceleyebilirsin. F türev fonksiyonu için ne biliyoruz? Bir kökün bakın eksi 4 olduğunu biliyoruz. Doğru mu? Bir kök eksi 4. Sonra 3'te çift katlı kök olduğunu biliyoruz. X eşittir 3'te çift katlı kök olduğunu biliyoruz. Bir de 5'te yine tek katlı kök olduğunu biliyoruz. F türev fonksiyonu 5'in sağ tarafında bakın nasıl değerler almış? Negatif değerler almış. Sonra 3, 5 aralığında pozitif değerler. Eksi 4, 3 aralığında yine pozitif değerler alıyor. Eksi 4'ten önce negatif değerler alıyor. Türev bu haldeyse şu yuvarlağı yukarı çizelim. Daha güzel olsun. Evet. Şöyle yapalım. İki çift katlı kök. Türev bu haldeyse f fonksiyonu için ne söyleyebilir? Türevin negatif olduğu yerde azalan, türevin pozitif olduğu yerlerde artan, türevin negatif olduğu yerde tekrardan azalan. Yani. Bakın grafiği bile arkadaşlar temsili olarak çizmeye kalktığımız zaman şöyle bir grafik karşımıza çıkacakmış. Biraz daha şöyle alt taraftan çizersem daha rahat edeceğiz galiba. Evet, böyle geliyor. Buradan artışa geçiyor. Burada türev 0 oluyor. Yani y eşittir x küpün x eşittir 0 apsisi noktasındaki gibi bir durum aslında. Sonra hani orada bir ben biraz belirgin olsun diye biraz böyle sabit gidiyor gibi gösterdim ama orada hiçbir sabitlik yok arkadaşlar. Aynen dediğim gibi y eşittir x küpün x eşittir 0 apsisi şu noktadaki hali gibi yani, tamam. Orada evet tekrardan ne yapıyor? Tekrardan artmaya devam ediyor. Ta ki nereye kadar? Ta ki x eşittir 5'e kadar, buradan sonra artık azalmaya başlıyor. Evet. Dolayısıyla artar olduğu en geniş aralık için eksi 4, 5 kapalı aralığını almamız lazım. Neden kapalı aralıkta açık aralık değil? Bunun açıklamasını bir önceki soruda zaten yapmış bulundum arkadaşlar. Çünkü x eşittir eksi 4'ü ve x eşittir 5'i almam benim için bir sakınca oluşturmuyor. Bize de en geniş aralık sorulduğu için o halde almak zorundayım. Dolayısıyla cevabım Denizli seçeneği diyorum. Burada bir cümle kurdum az önce ilk anlatımı yaparken. Grafik üzerinden anlatımı yaparken. Eksi 4, 5 aralığında bu fonksiyonun türevi pozitif değerler alıyor. Bir de sonlu noktada sıfır değerine ulaşıyor diyoruz. Doğru mu? Sonlu noktada. Ne demek istiyorum sonlu noktada? Bakın sadece x eşittir 3'te burada sıfır değerine ulaşmış. Orada da çift katlı olarak. Hiçbir zaman negatif olmayacak zaten. Negatif olursa işaret değişir. Orada artanlık bozulur. Burada başka noktalarda da şöyle bakın. Sonlu olmak üzere. Sonlu. Sonlu demek arkadaşlar, sonlu deyince aklına illa küçük bir sayı gelecek olmasın. Yani 1 milyon da sonlu bir sayıdır sonuçta. 1 milyonun 1 milyoncu kuvveti de sonlu bir sayıdır. Fark etmez. Yeter ki sonlu sayıda noktada x eksene teğetlik olsun. Peki ne zaman sonsuzluk olur? Ne zaman sonsuzluk olur? Arkadaşlar reel sayılar yoğun bir kümedir. Yoğun bir küme demek birbirinden farklı iki reel sayı arasında sonsuz sayı var demektir. Yani şöyle bu grafiğin sabit olarak devam ettiği bir nokta varsa orada artık artanlık ne olur? Bozulmuş olur. Dolayısıyla mesela bakın türev fonksiyonu eğer ki şöyle ne diyelim, şurada x eşittir 0 x ekseninde, daha doğrusu x ekseninde küçücük bir aralıkta da olsa sabit bir halde devam ediyorsa türev orada daima sabit kalmıştır, şu aralıkta daima sabit kalmıştır. Dolayısıyla ne deriz? Fonksiyon o aralıkta artandan birden sabitliğe geçmiştir deriz. Yani belli bir süre fonksiyon sabit gitmiş olur. Belli bir süre sabit gittikten sonra tekrardan artmış olabilir. Tekrardan türev bakın pozitif olabilir, tekrar artmış olabilir. Ancak bu sabit olduğu, türevin sıfır olduğu bu aralıkta, bu sonsuz noktanın bulunduğu aralıkta nedir aslında? Fonksiyon sabit olacağı için artık artanlığı bozulmuştur. Biz böyle fonksiyon için mesela ne diyebiliriz ancak? Azalmayan deriz. Azalmayan. Böyle tanımlar da veriliyor kitaplarda.
azalmayan, sonuçta evet azalmıyor ama daima artıyor da diyemem. Dolayısıyla türevin sonlu noktada, sonlu noktada bakın 1 milyon üzeri 1 milyon bile olabilir. 1 milyon üzeri 1 milyon tane noktada bile böyle x eksene teğet olsa, geri kaçsa hiçbir sıkıntı yok. Tabii bunlar yumuşak geçişler olacak, öyle sivri noktalar değil. Evet, değil mi? Şöyle x eksene bakın. Sonlu noktada böyle teğet olup kaçsa da sıkıntı yok. Yani sadece x eşittir 3'te değil de 1 milyon tane noktada da x eksene teğet olabilir. Ama ne olamaz? Ne olamaz? X ekseni üzerinde belli bir aralık boyunca böyle sabit devam ediyorsa o halde orada ne oldu? Fonksiyonun artanlığı bozuldu deriz arkadaşlar. Fonksiyon oralarda sabit davran deriz. Ama bu detaylara dikkat edelim. Dilim döndüğünce soru üzerinde de olsa anlatmaya çalışıyorum. O halde haydi geçelim artık. Sıkıldık 7. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 7. soruya. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir denilmiş. Buna göre bu ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Haydi bakalım. F fonksiyonu eksi sonsuz bir aralığında artandır. Bakalım arkadaşlar. Şöyle eksi sonsuzdan 1'e kadar gelinceye kadar fonksiyon grafiğine baktığımız zaman artan bir grafik karşımızda. O halde eksi sonsuz 1 aralığında artandır cümlesi doğrudur diyoruz. 1 sonsuz aralığında azalandır. Evet, 1'den sonsuza kadar x'ler giderken değerler ne oluyor? Bakın değerler gitgide azalıyor. Dolayısıyla 1 sonsuz aralığında azalandır cümlesi de doğrudur. F türev 2 sıfırdan küçüktür diyor. Şimdi x eşittir 2 apsisi noktada bu civarda bakın fonksiyon azalan mı? Azalan. O halde bu fonksiyon azalansa o noktadaki türev için ne söylenebilir? Türev negatiftir denebilir. Dolayısıyla 3. öncül de doğrudur. O halde cevabımız Edirne seçeneğidir diyoruz ve geçiyoruz 8. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 8. soruya. Yukarıdaki şekilde f fonksiyonun türevinin grafiği verilmiştir deniliyor. Buna göre bu ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Haydi bakalım. Şimdi türev fonksiyonu, şöyle grafiği bir yorumlayalım önce arkadaşlar. Türev fonksiyonu bakın x eşittir eksi 3'te 0 değerine ulaşmış. Eksi 3'ten önce türev fonksiyonu negatif değerler alıyor. Sonra eksi 3'ten sonra, eksi 3'ten sonra buralarda hep ne olmuş bakın? Hep pozitif değer alıyor, doğru mu? Dolayısıyla türev buralarda hep pozitif değerler aldığına göre demek ki eksi 3 evet sonsuz aralığında bizim fonksiyonumuz, f fonksiyonumuz artandır, doğru mu? Ve f fonksiyonu eksi sonsuz eksi 3 aralığında ise azalandır diyebiliriz. Peki şimdi bakalım neler söylüyor. F fonksiyonu eksi 3 sonsuz aralığında artandır. Evet, birinci öncül doğrudur. Çünkü o aralıkta türev daima pozitif değerler almış. Peki f eksi 5 f eksi 4'ten büyüktür diyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Eksi 5 ve eksi 4 apsisi noktalar eksi 3'ün solunda. Türev oralarda negatif. Türev negatif olduğu için fonksiyon azalan. Fonksiyon azalansa apsis büyüdükçe ordinat küçülecektir. Dolayısıyla eksi 4 eksi 5'ten daha büyük olduğu için f eksi 4 f eksi 5'ten daha küçük olacaktır. Çünkü f fonksiyonu o aralıkta eksi 4 eksi 5 aralığında azalandı. O halde ikinci öncül de doğrudur diyoruz. F1 f2'den büyüktür diyor. Bakıyorum 1 2 aralığında. Arkadaşlar aman dikkat, bu azalan türev fonksiyonu. Türev fonksiyonu azalması benim için önemli değil. Türev fonksiyonu işareti benim için önemli. Türev fonksiyonu bakın buralarda her ne kadar azalıyor da olsa hala pozitif değerler almıyor mu? Pozitif değerler aldığı için, türev fonksiyonu pozitif değerler aldığı için f fonksiyonu orada artan değil mi? Artan olduğu için apsis büyüdükçe görüntüsü de büyümüyor mu? Yani 2 1'den daha büyük bir apsis olduğu için f2 de f1'den büyük olmak zorunda değil mi? O halde f1 büyüktür, f2 ifadesi yanlıştır diyoruz. Böylece cevabımız 1 ve 2 olarak Bursa seçeneği diyoruz ve geçiyoruz 9. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 9. soruya. Gerçel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilir f fonksiyonun türevi olan f türev, türev fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir denilmiş. Hemen f türev fonksiyona bakalım. Bakın 2'den önce daima pozitif değerler alırken arkadaşlar x eşittir 2'de 0 değerine ulaşmış. Yalnız 2'den sonra tekrardan ne olmuş? Tekrardan pozitif değerler almaya devam etmiş. Şimdi
O halde x eşittir 2'de türev fonksiyonu işaret değiştiriyor mu? Hayır. Pozitifken yine pozitif oluyor. O halde fonksiyonda artanken yine artan olmaya devam ediyor. Yani bu f fonksiyonu için ne söylenebilir? Daima artandır denebilir. Bakınız, birinci öncül fx fonksiyonu artandır. Evet, doğrudur. İkinci öncül fx fonksiyonu birebirdir. Şimdi fx fonksiyonu birebirdir. Neden? Çünkü daima artan bir fonksiyon var karşında. Daima artansa herhangi bir değere bir daha ulaşmıyor. Dolayısıyla birebirdir diyoruz. Üçüncü öncül fx fonksiyonu her noktada türevlenebilirdir diyor. Tabii bu öncülü görünce hayır x eşittir 2'de türevlenemez falan mı dediniz acaba? Hayır arkadaşlar, f fonksiyonu her noktada türevlenebilirdir doğru bir ibaredir. Çünkü bakın, türev fonksiyonu her noktada tanımlı mı? Tanımlı. Hocam burada sivri nokta var ama. Ya var da o kimin sivri noktası? O f türevin sivri noktası. F türevin sivri noktası, yani diyor ki f türev fonksiyonu x eşittir 2'de türevlenemez. Yani f'in ikinci türevinde x yerine 2 yazamazsın diyor. Bu ifade tanımsızdır diyor. Ben f türev 2, f türev 2 kaçtır desem, bu zaten f türev fonksiyonu değil mi? O halde x yerine 2 yazdığı cevap ne geliyor? Bakın, 0 geliyor. F türev 2 0. Yani x eşittir 2'de f'in türevi var ve 0'dır. Dolayısıyla f fonksiyonu için x eşittir 2 apsisi nokta türev için herhangi bir sakınca doğuracak bir nokta değil. Gayet de f türev fonksiyonu x eşittir 2'de tanımlı. O halde ne oldu? Öncüllerin hepsi doğruymuş. Demek ki cevabımız Edirne seçeneği dedik. Böylece bu soruyla beraber bu testimizde sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı olabilmişizdir diyoruz. Yorumlarda ve diğer testlerde ve diğer konularda da görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.